Birikim'den merhabalar ve sevgili seyirciler. Her hafta birbirinden önemli ismin hayat hikayelerini ve birikimlerini bulunduğunuz mekanlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta sevgili seyirciler Kadir Mısıroğlu, ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun hayat hikayesine bakmaya hazırsanız konuklarımızı çok fazla bekletmeyelim ve hemen kahvaltı masamıza geçelim. TV.net ekranlarında Birikim başlıyor. Değerli izleyenler, her hafta birbirinden önemli ismin hayat hikayelerini bulunduğunuz mekanlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta bu kahvaltı masamızda çok önemli bir ismin hayat hikayesine beraberce bakacağız. Sevgili seyirciler, ünlü tarihçilerimizden Kadir Mısıroğlu. Bu hafta sağ olsunlar bizi kırmadılar ve hayat hikayelerini bizimle paylaşmak üzere kahvaltı masamıza geldiler. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Ve tabii sizin hayatınızda önemli yer eden dostlarınız. Hemen kendilerini de seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Ben sağ tarafından başlayayım. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Cevahir. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ve sol tarafında Kadir Bey'in hemen yanında Akıncıların eski kurucularından Veli Kösal. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şerefler getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, bir saatlik süremiz içerisinde bilmiyorum hocam, bir saat elbette ki yetmeyecek. Sizin hayatınıza bakmaya yetmez. Aslında bir günler yetmez. Günler yetmez ama bir saat artık sığdırabildiğimiz kadarıyla özellikle. Çünkü çok dolu dolu yaşadık. Evet hocam, kesinlikle. Hayatı bir cephedeymiş gibi yaşadım. Soğuk harp döneminde o da hala devam ediyor. İslam ve karşı fikirler arasındaki harp, soğuk harp bitti, bu da bitti sanılmasın. O hala devam ediyor. Ve hala o heyecan yüreğinizde var hocam, gözlerinizde var. İşte aynen. Bunu nasıl koruyorsunuz? Bunların hepsini bu sohbet içerisinde seyircilerimizle inşallah paylaşacağız İmkan hocam. İmkan yok. Artık süremiz el verdiği kadarıyla. Ama bütünden bir parça, bütün hakkında fikir verir. Kesinlikle. Bizim yapacağımız da, yapabileceğimiz de daha doğrusu bu kadar dar bir zaman içinde ancak budur. O zaman hocam, isminizin hikmetiyle başlayalım. Neden Kadir ve aslında Kadir Paşa desem? Şimdi evvela program hakkında bir prensip sözü söyleyeyim. Ben kendimden bahsedilmesinden hoşlanmam. Bilmiyorum. Hele kendimin bahsetmesinden hiç hoşlanmam. Çünkü biz ne yaptıksa, İnşallah Allah indinde de öyledir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yaptık. Bunun reklamını yapmak, netice itibariyle ben böyle yiğit adamım, şöyle yiğit adamım gibi nefse bir pay isabetini bertaraf edilemeyecek bir şekle sokar. Bunun için ben 4 tane hatırat mahiyetinde kitap yazdım. Bunları yazmak için 60 yaşını devirmeyi bekledim. Bazı insanlar 3 gün hapis yatar, 3 gün sonra çıkınca 3 cilt kitap yazar. Bense 60 yaşını devirmeyi niye bekledim? Artık nefsani arzuların sönmeye yüz tuttuğu bir mevsimde bunları sadece ibret için anlatıyorum. Ben böyle kahramandım, şöyle yaptım, böyle gittim diye nefsime bir pay isabetinden masum, beri kalabilmem için uzun zaman bekledim. Sizin programınızın bu mahiyette olmasına rağmen bunu kabul edişim, sizin hesabınıza bunun bir yiğitlik, bir cesaret meselesi olduğunu gördüğümdendir. Çünkü hiçbir televizyon benim gibi rejim aleyhtarlığında, düzen aleyhtarlığında muhalefetiyle temayüz etmiş bir insanın başından geçmiş olanları anlattırmaya cesaret edemez.
Kesinlikle. Söyleyen korkmaz, söyleten korkar. Eskişehir hapishanesindeydim. Şimdi rahmetlik olan hocalardan biri beni ziyaret ediyordu. Bu batıl rejim yıkılacak. Şeylerin arkasından, parmaklıkların arkasından söylüyorum. Elini uzattı, ağzımı tuttu. Bizi de içeri alacaklar dedi. Ne yapıyorsun dedi. Dinleyen korkuyor. Olan, değil mi? Dinleyen korkuyor. Burada hala değişmemiş olan bizim çarpık mevzuatımız muvaciyesinde anlatılamayacak olan çok şey var. Hocam artık hani düşünmekten, kelime söylemekten korkar hale geldik. Ve ne yazık ki yeni nesle bakacak olursak artık düşünmeyen bir neslin ortaya çıktığını görüyoruz değil mi bu kapsamda? Düşünmesine imkan yok çünkü 200 kelimeyle konuşuyorlar. Vahlanalım. Asıl felaket dildeki tahribattır. Ve İslami düşünme, İslami muhakeme imkanını nesillerin elinden almak için menşe-i Kur'an olan kelimeleri boykot ediyorlar. Benim buna karşı da bir kitabım var. Ben de bu uydurma kelimeleri boykot ediyorum. Mesela hayat gibi bir kelimeyi dağ taş herkes bilirken, dağdaki çoban bile bilirken yaşam demek Kur'an'a karşı bir tavrın ifadesidir. Hayatı dünya ve ahiret dese Arapça bilmeyen bir adam bile dünya ve ahiret hayatı diye anlar. Anlar, doğru. Hayat kelimesine düşmanlık Kur'an düşmanlığının bir parçasıdır. İslami temayülü olduğu müşahede edilen televizyonlarda bile cevap yerine yanıt. Neden? Çünkü menşe-i Kur'an olan kelimeleri unutturarak insanların bilhassa gençlerin İslami düşünme imkanını ellerinden almak istiyorlar. Lisandaki bu tahribatın hedefi İslam'dır. Bu İslam'a suikastın bir cüzüdür. Vaktiyle bizim Sebil diye haftalık bir dergimiz vardı. Biz orada her hafta bir makale neşrederdik bu tahribata dair. Ve derdik ki onun başlığında demiştik ki Türkçe'ye suikast İslam'a suikastın bir cüzüdür. Bugün 75 yaşındayım hala aynı iddiadayım. Ve bunu ispat eden bir de kitap yazmışımdır. Gaye, İslami düşünme imkanını nesillerin elinden almaktır. 200 kelimeyle konuşan ve mefhum kargaşasıyla bana ne önerirsin diyor. Teklife de önerme diyor, tavsiyeye de önerme diyor. Böyle bir dil olabilir mi? Tavsiye başka şey, teklif başka şey. Bunun gibi bir sürü saçmalıkla yalan yanlış birkaç yüz kelime bilen bir insan mesaili diniyeyi öğrenemez. Hocam bir de kelimeler... Mezhep de yoldur, tarikat da yoldur, sebil de yoldur. Bunlar aynı manada yol değildir. İşte bilmiyoruz ki. Bu ülkede iş... yol var diye bunların üçünü kaldırır çöpe atarsan dini bir meseleyi izah edemezsin. İlmihal okuyup kendi ferdi ibadetler için lazım gelen bilgileri elde etme imkanına sahip olacak, ona yetecek kadar bile bir dil bilgisine sahip olmayan Darülfünun mezunu insanlar, üniversite mezunu insanlar. Profesörler var diplomalı hocam. Diplomalı cahiller. Geçmişinden diplomalı kopmuş cahiller. Bunun birinci sebebi dil tahribatıdır. Onun için gençler bu durumdadır maalesef. Doğru Türkçe öğrenmeye mecburlar. Derin tefekkür için. Çünkü büyük sermayeyle büyük ticaret olur. Az sermayeyle, bakkalın sermayesiyle müteahhitlik yapılmaz. Kesinlikle. Beylemle ticaret yapılmaz. Zengin mefhum zenginliğiyle, mefhum zenginliğiyle de derin tefekkür olur. İlim de onunla olur. İlim de onunla olur. İlim onsuz olmaz. Yapamazsınız. Yapamıyorlar da zaten. Dikkat ediniz. On binleri aşan profesörlerimiz var. Nerede bir ilim ortaya koyabildiler? Niçin koyamıyorlar? Söylüyorlar da. Bu Türkçe ile ilim olur mu diye. Peki bu Türkçe kim? Bunu Kemal Kurdaş Ankara'daki Orta Doğu Üniversitesi'nde rektördü. Ona sordular. Niye İngilizce ile tedrisat yapıyorsunuz? Türkçe ile tedrisat yapılamaz çünkü bu dil kifayetsizdir dedi. Bunu diyenler bir gün gelecek ikinci bir dil olarak İngilizceyi alalım diyecekler. Benim ahbabım da Allah rahmet eylesin Enver Esonkoğa da bir yazı yazdı Milliyet Gazetesi'nde. Saydı Fransızca kelimeleri. Şu kelimeler Fransızcadan girmiş dilimize.
binaenaleyh Fransızca ikinci dil ilan edelim diye. Bu temayülün sonu budur. Türkçeyi bitiriyorlar. İlmi bir mesele izah edilmez hale geliyor. Neslimizi de tarihimizden koparıyorlar. Geçmişimizden koparıyorlar değil mi üstadım? Kesinlikle. Bu önemli bir şey. Çünkü tarih bilmeyen, dilini bilmeyen. 500 sene evvel yazılmış olan Mevlid'i halk hala anlıyor. Yunus Emre'yi hala anlıyor. Ama bu lisan tahribatı yüzünden dünün şairi Mehmet Akif'i gençler anlamıyor lügata bakmadan. Doğru. Evet. Bir gün gelecek hayat kelimesi doğru. için lügata bakan nesiller olacak. Ama burada tabii anne babalara da çok fazla görev düşüyor. Ve bu noktada da ben Kadir Mısıroğlu'nu yetiştiren o aile ortamını merak ediyorum. Çünkü anne baba, ebeveynler önemli değil mi hocam? Çocuğun yetişmesinde. O yüzden nasıl bir ev ortamında dünyaya gelmişsiniz? Nasıl bir baba, nasıl bir anne profili vardı? Mesela okurlar mıydı? Kitap okumayı severler miydi? Hayata bakışları şimdi neydi? Şimdi bu küçük yaşlara ait hikayeleri fazla uzatırsak bugünkü cemiyetin muzdarip olduğu meselelere fazla zaman kalmaz. Ama ben şunu söyleyeyim ki benim doğduğum evde fikri muhtevası bozulmamış. Atavik bir surette. Yani nesilden nesille devam edip gelen hissi dini kuvvetliydi. Anam ehli tarikti. Beş vakit namazındaydı. Babam da öyleydi. Ama ben bu atmosferin eseriyim diyemem. Fakat o atmosferin rol oynadığı muhakkaktır. Benim dedemin adı Paşa'ydı. Ondan dolayı ben doğduğum zaman babaannem ısrar etti. Paşa olacak adı diye. Halbuki Paşa yasaklanmış. Hala da yasaktır. Alemin kullandığına bakma. 1934 tarihli bir kanun vardı. Bey, beyefendi, hanım, hanımefendi. Ağa, paşa kelimeleri yasaktır, kullanılamaz. Hatta baş açık gezmek yasaktır. Şapka kanunu her tür şapka giymeye mecburdur. Evet, zaman zaman konuşulan, tartışılan başlıklardan evet, birisi. Evet, ben çocukluğumda çarşıya, köyden başı açık gelmiş insanların, o zaman kazamızda polis yoktu, jandarma teşkilatı vardı. Jandarmanın elinde bir konserve kutusu, içinde katran, fırça, hani şapkan diye insanların başına katran sürdüğünü görmüş bir adamım. Bugün herkes başa çık. Şapka giymeye mecburdur. Hükümet buna münafi bir itiyadı men eder. İki maddelik bir kanundur. Münafi demek, zıt, aykırı demek. Şapka giymeye aykırı bir alışkanlığı hükümet men eder. Bir müeyyidesi de yoktu. 1941'de İsmet Paşa hapis ve para cezası olarak ceza kanununun 526. maddesine bir ilave yaparak koydu. O zamana kadar bir cezası da yoktu. Böyle müeyyidesiz kanunlar valilerin selahiyetine girer, inzibati tedbirler alınır. İşte o günkü inzibati tedbir, hani şapkan diye adam başına katran sürüyorlardı. Bugün herkes şapkasız. Doğru. Biz mektebe giderken şapkamızı unutsak bizi geri gönderlerdi. Şapkanı al gel. Şapkasız mektebe kabul edilmez. Mektep demişken bu hocam, kanun da anayasada koruma altındadır. Anayasaya aykırılığı iddia edemez. Hayatın fiilen kadük haline getirdiği kanunları şu rejimin taassubuna bak. Hala vaz olundukları günkü atmosfer mevcutmuş gibi hayatın dinamizmi kabul etmemektir. Hayatın daima yeni değişiklikler getirdiğini kabul etmemektir. Şu falan 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 maddeler değiştirilemez. Niye değiştirilemeyecek? Bir neslin gelecek nesilleri ila nihaye kendi iradesine tabi kılmaya ne hakkı vardır? Gelecek nesiller kendi iradeleriyle, kendi idareleri için lüzumlu olan kanunları kendileri vaat ederler. Hiçbir nesil bunu yapmak hakkına ait değildir. Bunların hepsi antidemokratiktir. İslamiyet ilahi bir sistemdir. Allah'ın vaaz ettiği bir kanundur. Böyle olduğu halde bab-ı içtihat, içtihat kapısı diye bir kapı açmış, o dogmatik diye itham edilen şeriatta yeni icap ve ihtiyaçlara karşı alimlerin yeni kaideler vaaz etme hakkı kıyamete kadar bakidir. Dogmatiklikle itham edilen ilahi sistemin yaptığı, açtığı bu kapıyı Kemalizm hala açmamakta direniyor.
Laikliği 1920'lerin 30'ların anladığı gibi anlamak istiyor. Ben şahit olduğum bir vaka size söyleyeyim. Talebeydim. Sultanahmet Camii'nden çıkarken Sultanahmet Camii'ne Theodor Heuss, Alman şansölyesi Theodor Heuss geldi. Vali Fahrettin Kerim ona Sultanahmet'i gezdiriyordu. Dışarı çıktım, Celal Bayar pardüsüsü kolunda, şapkası elinde, sahanlıkta duruyordu. Gazeteciler dediler ki niye siz misafirinizi gezdirmiyorsunuz? Dedi ki ben laik bir devletin reisi cumhuruyum. Benim camiye girmem laikliğe aykırıdır. O korku yüreklerini sardığı için başörtüsüyle mücadele ediyorlar. Kaç tanesi çıktı televizyonda söyledi. Eğer şeriat tehlikesi olmazsa biz başörtüsüyle uğraşmayız. Bir insana ayakkabılarını ters giydirsen o adam yolda normal yürüyebilir mi? Muzdarip olur, bir yerde durur, ayakkabısını değiştirir. Türkiye Kemalist rejimle laikliği onun anladığı gibi anlayarak, ekonomiyi onun gibi anladığı gibi anlayarak, sair mesail-i içtimaiyeyi onun anladığı gibi anlayarak yoluna devam etmesi demek, ayakkabının, ters giyilen ayakkabının ızdırabına katlan sonuna kadar demektir. Bu hayvana bile reva görülecek bir muamele değildir. Diyecek kelime bulamıyorum. Öyle güçlü bir hitabınız bu var. Bu sözler ki tabiat kanunu evet. gibi doğru olan sözlerdir. Benim indiği sözlerim değildir. Gerçekten bir mütefekkir adam, amme vicdanının temayülat-ı tabiiyesine tercüman olan adamdır. Benim burada 40 tane kitabım var. Hiçbiri benim ferdi sözüm değildir. Amme vicdanının isyanına mâkestir. Amme vicdanının Müslüman Türk milletinin muhalefetini ben onlar namına, gerçi avukatım, emekli avukatım. Ama ben amme-i Müslümin'in avukatlığını yaptım. Yani bu da bir avukatlıktır. Ali'nin velinin davasını görmek değil, ümmetin davasının avukatlığını yapmaktır. Her kitap bir dava dilekçesi gibidir ve müddei millettir ve tarihtir. İddia benim değildir. Müddei tarih ve millettir. Evet, hukuk fakültesi okuduğunuz halde tarihe daha fazla merak sarıp tarihe eğilmişsiniz. Tabii okul yaşantınız aslında hani hepimiz ilkokula başlarız. Ortaokul, lise, üniversite çok böyle standarttır genel itibariyle. Özellikle son zamanlardaki yeni neslin için. Ama hocam sizin okul hayatınıza baktığımız zaman ilkokuldan itibaren özellikle ortaokul zamanından itibaren fikri olarak dava adamı hayır, olarak ki, ben ilk mektebi bitirdiğim zaman Osmanlıca kitap okur yazar haldeydim. İşte bu başta meselemizi. Babam da erkek evlat olduğum için beni okutmak istemiyordu. Memur olur gider ocağım kapanır diye. İlk mektebi bitirdikten sonra bir sene ben boş geldim. Terzilik yapmışsınız değil mi? Akrabamız olan bir fırıncıya ekmek almaya gittim. Sen şu tezgaha bak, ben şurada namazımı kılayım dedi. O sırada bir hoca geldi. Ekmek alacaktı. Benim de elimde bir kitap vardı. Sevabul Kelam fi Akaidil İslam. Suriyeli bir alimin babanzade İsmail Hakkı Bey, Adana Vali sabıkı imzasıyla tercüme etmiş kitabı. Bu kitabı dedi kim okuyor dedi. Ben okuyorum hocam dedim. Sen nasıl okursun dedi. Ben okurum, oku bakayım dedi. Açtım mukaddime. Hak ve sevap olan bir şeyin daima muarızları bulunmak, kavaid-i külliye-i kevniye ve adat-ı umumiye-i beşeriyedendir. Dur dedi, adat nedir? Adetler. Kavaid nedir? Kaideler. Şu nedir, bu nedir? Sen burada ne iş yapıyorsun dedi. Sorma hocam, beni babam okutmuyor dedim. Şeker ustaya yardım ediyorum burada dedi. Fırıncının adı Şeker Usta. Halt ediyor baban dedi. Aman dedim git söyle ona. O gitti azarladı. Yaşlı bir hocaydı. Azarladı. O sene de orta mektep yapıldı. Mecburi verdiler beni orta mektebe. O da o kadar isteksiz ki. En son kaydolan ben oldum. O gün de bitiyormuş kayıt. Son bir gün daha gitmesek kaydolamayacakmışım. Ama ilk mektebi bitirdiğim sene annem bir lamba gaz o zaman elektrik yok evimizde. Döktü kitaplarımı yaktı. Anneniz. Bu adam deli olacak.
Çünkü çarşıya giderken elimde kitap okuyorum. Cebimde yedek kitap var. O zaman da kitap olsa, şimdiki gibi neşriyat yok. Kitaplar hep melunane, meddahlık. Doğru dürüst Hazreti Ali cenk kitaplarıyla başladı. Evet, ilk değil mi? Ya. Ama Sevabul Kelam fi Akaid-i İslam derin bir akaid kitabıdır. Ben onu ilk mektep bitirdiğim sene okudum. Demek ki bu biraz da fıtri Allah vergisi. Kesinlikle. Her varlığın yaratılışında ilahi bir murat vardır. Murat, murad-ı ilahi. Her insanın yaratılışında da bir murad-ı ilahi vardır. Allah bizi bu iş için tavzif buyurmuş. Ama okul... Ve yönlendirmiş çocukluğumuzdan itibaren. Elhamdülillah. Tahdis-i nimet olarak söylüyorum. Allah Kur'an'da diyor ki فَاَمَّا بِن۪يمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ. Üzerindeki nimetleri ketmetmeyin, itiraf edin. Çünkü o şükür hissini doğurur. Onun için tahdis-i nimet kabilinden diyorum ki bu Allah'ın bir lütfu keremidir. Bizi o yönlendirdi. Ve 3 kere suikaste bu rejim tarafından maruz kaldım, yılmadım. Gene yolumda devam ediyorum. Son nefese kadar. Ama okul yolunda da yılmamışsınız. Yani sadece ortaokulda bitse yine iyi. Ortaokul bitti, liseye başlayacak. Yine baba karşı çıkıyor. Lise bitti, üniversiteye gidilecek, İstanbul'a gidilecek. Yine baba karşı çıkılıyor. Hatta para verilmiyor. Belki bir şekilde önünü keselim diye. Ama burada o kitapları yakan anne kendi biriktirdiği paralarını evet, oğluna veriyor. Yapıyordu. 700 lira bana verdi. Çünkü o sıra mahallemizde bir kadın okumak istemiş bir kızcağız. Okutmamışlar. Sonra kafayı oynatmış. Ondan korktular. Bu da delirir diye. Her şerde bir hayır yani meselesinden. Yani deliliğinin endişesi ilk defa ailemde zuhur etti. Sonra da 3 defa deli sayıldım. Peki ortaokul zamanında büyük doğuyla buluşma ve bu noktada da düşünce yapısının aslında alt zeminini oluşturma zannediyorum değil mi hocam? Ne sizin bulduğumu okuyordum. Sade o değil ki. Ne bulduğumu okuyordum. Behçet Kemal'in şiirlerini bile okuyordum. Hatta Behçet Kemal orta mektepteyken Şadırvan diye bir dergi çıkardı. Ona şiirler gönderdim. Bana bir mektup yazdı. Biraz daha şiirlerin üzerinde çalış falan diye hala mektubu bende dur. Ama sonradan Behçet Kemal sırf sıklam Kemalist. Turda neredesin diye bağıran Musa gibi seni anıyorum. Gazi neredesin diye böyle ilah mevkiine yükselten Behçet Kemal. Mustafa Kemal ilah ilan eden. Hatta Mevlüt'ü tercüme etti. Ol Sedef'ten doldu o dürdanesi, Zübeyda'dan doldu o dürdanesi. Mevlüt'ü Mustafa Kemal'e gel dilesiz ottan necat. Ve salat nasıldır Mevlüt? Atatürk'e es-salat diye Mevlüt'ü Mustafa Kemal'e adapte etmiş adam. Onun dergisini bile okuyordum. Ne bulursam yok ki okuyacak bir şey. Ve bir okuma aşkı var, birikim ihtiyacı var. Evet. Bu noktada devam ediyor ve hep ben bir liderlik seziyorum. Mesela İstanbul'a geldiğiniz anda kaldığınız yurtta Trabzonlu... Lise, hiç kimse, bir dakika bakmam lazım. Hiç kimse benim Trabzon liselerinde yetişenler cemiyeti. Evet. Hiç kimse benim siyasetle meşgul olmayacağıma inanmazdı. Hatta şimdi ismi lazım değil. İstanbul'da bir avukatlık yapan bir arkadaşımız var. Benim üniversite albümlerimi görseniz beni hocaları gibi ortalarına alırlar. Genç talebeler etrafıma toplanırlar, resim çektirirler. O bana diyordu ki sen muhakkak bu ülkede başbakan olacaksın. Söz ver bana. Mustafa Turan, sen bana söz ver. Beni İçişleri Bakanı yapacaksın. Benim siyasete atılmama 2 şey benim gözümden düştü. Biri siyaset, biri üniversite hocalığı. Ki zaman zaman siyaseti de evet. Denemişsiniz hocam. Siyasetten önce ben onu da anlatırım neden. Siyasetten önce ben üniversitede hoca olmayı düşündüm hukuk fakültesinde. Ve İslam hukuku, mukayeseli hukukta İslam hukuku okutmak istedim. Ama daha 1. sınıfta Ali Fuat Başkil ile yaptığım bir münakaşada üniversite hocalığı gözümden düştü. Ali Fuat Başkil hocayla ben çok yakın oldum sonra. Benim nikahımda da şahidimdi. Fakat o zaman ameli kur denilen serbest saatler vardı. Anlamadığınızı hocaya sorarsınız diye. Hoca gelip kürsüde oturuyordu. Onun ders takrirlerinde 2 mesele var. Birisi diyor ki İslam'da her bidat bir dalalet,
Her yenilik bir bidat, her bidat bir dalalettir. İkincisi, gene ders notlarında diyor ki, İslamiyet Suriye havalisine yayıldığı zaman orada Roma hukukunun bakiyesiyle karşılaştı ve usulü muhakemeyi Roma'dan aldı. Bu ikisi de yanlış. Ordinarius profesör var karşımda, ben hazırlandım, söz istedim. Dedim ki İslam'da her bidat bir dalalet olsaydı, her yenilik bir bidat, her bidat bir dalalet olsaydı, İslam alimleri bidat-ı hasene, bidat-ı kabiha diye bidatı ikiye ayırmazlardı. Minare de bidattır. Bak, camideki halı da bidattır. Tesbih de bidattır. Sünnetin mazmununda mevcut olan yenilik bidat değildir. Bilal-i Habeşi'ye Beytullah'ın üzerine çıktı ezan oku diyor. İşte minare o mantıktan hareketle bulunmuş. Neyse gelelim şeye, Roma hukukundan müteessir olmaya. O zaman Nasuhi Efendi'ye gittim, Şivars'ın kitabını karıştırdım. Şimdi bir sürü kitap da var. Bu külliye yanlıştır. İslam hukuku asla Roma hukukundan hiçbir usul almamıştır. Bir benzerlik var. Hakim pretör denilen hukuk alimine sorar Roma'da. Şöyle şöyle olursa buna ne hüküm verilir? İslamiyet'te de kadı müftüye sorar. Müftüler şimdiki gibi evrak memuru değildir. Müftüler alimdirler. İçtihatlar suretinde İslam hukuku yürür. O içtihatların içinde kendisine sorulan ihtilafa en uygun olan içtihadı müftü bulur çıkarır. Kadıya tebliğ eder. Kadı ihtilafı tespit ve hükmü tefhimle mükelleftir. Hüküm tesis etmez. Bir nevi sulh hukuk hakimi gibidir. Basit meselelerde hüküm verir. Ciddi meselelerde şahitlerin sözünü, davalının, davacının sözünü formül haline getirerek müftüye sorar. Bu benzerlik, Şivars, Roma hukuku profesörü diyor ki, benzer gelişme şartlarıyla izah edildi. Ali Fuat Bey Roma'dan alındı diyor. Şiddetle itiraz ettim. Cevap verdi, bir daha verdim. Sonunda cevabı şu oldu. Siz daha talebesiniz, hocalarınızın fikirlerine saygı duymayı öğrenin. Ya i̇şte ayrı bu bir iş beni asistan olmaktan uzaklaştırdı. Gelelim siyasete. Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği'nde bir ihtilaf çıktı. O ihtilafta bir taraf şirretlik etti. Onlara karşı ben bir müdafada bulundum. Kongrenin havasını değiştirdim. Onun neticesinde ben orada idare heyetine seçilmeye mecbur kaldım. Elimle idare heyetine seçtiğim adam ufak bir tavizle aleyhime döndü. Dedim ki bu siyaset kalleşlik. Anında. O dernekte yaşadığım tecrübeyle de siyasetten soğudum. Ben fikir vadisinde kalayım, üniversitede hoca olacağıma sat-ı vatanı dershane yapayım dedim. Bir yerde söyledim de onu, benim dershanemin duvarları yok. Gazetem çıktığı zaman Üsküp'ten mektup gelirdi bana. Romanya'dan mektup gelirdi. Beynel İslam bir gazeteydi diye bunları topladım. Bir neşriyat da yaptım hakkında. Dünyanın her tarafında okunuyordu gazete. Sebil gazetesi, evet, değil mi? Evet. Haftalık bir gazeteydi. O zamanın şartlarında 76'da çıkmıştır. 50 bin adet satıyordu. O zaman bu yolu beğendim. Bu yolu tercih ettim. Ama yine yurt ortamında da yurtçuluk meselesinin önemini anladım diyorsunuz. Yurtta adam yani kazanmak dava için. Adına, evet. Adam kazanmak. Ahmet Emin Yalman benim yurtta yaptığım işlerle ilgili olarak başyazı yazmış sanırım. Başyazı evet. Yazdı. Bunlar böyle gençleri zehirlemek için şey yapıyorlar. O zaman Necip Fazıl'a bir konferans verdirdim yurtta. Oraya da Vatan Gazetesi'nden bir muhabir saklandı. Onu çıkardı meydana. Dedi biz müsaade ediyoruz. Otur. Yok senin müsaadene ihtiyacım yok. Ben gazeteciyim. İstediğim yere girerim. Burası huzursuz bir yer dedi. Yok defol dedi buna. Onun üzerine Ahmet Emin iki başyazı yazdı benim aleyhime. Sene 56. Evet ayrı bir cesaret diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Çünkü siyasete girdim mi? Siyasete dergiden bana davalar açıldı. O kadar haksız davalar açıldı ki bakın bunda bir meselede şerh edeyim. Orada ben birinci sayıdan itibaren Kemalist İnkılab'ın anatomisi diye Kemalizmi tahlil eden bir seri yazı yazdım. Bu 52 sayı devam etti. Sonunda kaldırdım.
O zaman 163. madde ve 5816 Mustafa Kemal Paşa'yı korumaya mütedair kanunların ikisinden birden dava açıyorlar. Yani Mustafa Kemal Paşa'yı tenkit etmek şeriat istemektir. Şeriat istemek de ağır cezalık bir suç. 163'ün bazı fıkraları ağır cezalıktır. Bir dava açtılar. Devam ettim. Bir daha açtılar. Devam ettim. Bir daha açtılar. Aynı tefrikada. Bu sefer dedim ki ey okuyucular, beni bu kanaate sevk eden kaynakları nakilden ibaret devam edeceğim. Kendim üzerine bir cümle imal etmeyeceğim. Hatıratlardan aldım, neşet. Bir de açtılar. Savcıya dedim ki mesela 10 yıl savaş ve sonrası diye bir kitap. Milli mücadelede hizmeti geçmiş olan Fahrettin Altay'ın hatıratı. O günde o kitap bittiğinde satılıyor. Oradan alıntılar yaptım. Bir kelime eklemeden. Falan kitap, falan sayfa, falan sütun. Bir daha dava aç. Dedim ki bu kitap bittiğinde satılıyor. Bu kitabı toplamamışsın. Ve bu adam öyle bir adam ki ön sözünde diyor ki ben milli mücadelenin bidayetinden beri Atatürk'e iman ettim. İman kelimesini kullanıyor. İnandım demiyor. İnanmak lanet aynı bir inanmadır. İman dinin istediği şekilde inanmaktır. Ve hala da o iman üzereyim diyor. Bunu diyen adam bazı tenkitler koymuş kitabına. Gene açtı. O başka savcının işi, bu benim işimdi. Sen onu tekrarladın, ben açarım davayı dedi. Böylece 36 dava oldu. O zaman gittim Milli Selamet'e dedim ki ben sadece hapse girmemek, teşrii masuniyet, ne diyorlar şimdi? Dokunulmazlık için milletvekili. Evet, dokunmak masuniyet değildir ki, dokunmamak. Dokunmamak. Mebusa dokunamaz mısın? Dokunursun tabii. Masumiyet ayrı bir kelime. Onda masumiyet yani. Milletvekillere Hakkari'ye Hakkari diyor. Evet hocam. Program yapan adam hak ile yeksan yerine hak ile yeksan diyor. Programcılar irtikap yerine irtikap diyor. Doğru söylüyorsunuz. Saymakla bitmez. Gerçekten bitmez hocam. Evet maalesef. Bu Latin harfleri Türkçenin canını okumuştur. Kesinlikle. Hocam. İngiliz. Bir kelimeyi yanlış telaffuz ettim mi hemen sana sorry der. Anladığı halde. Bir daha söylersin. Yani sorry der. Sonunda ha şunu demek istiyorsun sana doğru. Düzelttirir. Lisanının yanlış telaffuz edilmesine müsaade etmez. Her İngiliz İngilizcenin inzibatıdır, polisidir. Ben de diyorum ki ben Türkçenin polisiyim, inzibatıyım, zaptiyesiyim. Polis de gavurca bir kelimedir. Aslı zaptiye. Ben zaptiyesiyim, onu korumakla mükellefim. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Şimdi hiçbir ciddi meseleye giremedik ama bu 36 dava dolayısıyla ben Milli Selamet'ten aday oldum. Kazanmam istenmediği için sen dedin ya şahsiyet. Erbakan'a dediler ki ismi de lazım değil. Bu adam iddialı adamdır. Partiyi alırsan senin yerine oynar. Elimde de dergi var. Bana hayır da diyemedi. Beni kazanmayacağım bir yere koydu. İkinci bölgeden değil mi? Evet. Aynı davalar yüzünden bilahare yurt dışına çıkmaya mecbur kaldım. Ve gurbet. Ve vatandaşlıktan atıldım. Gurbet içinde gurbet. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Ama şimdi kısa bir aramız var. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden bizler buradayız. Son olarak sohbetimizde gurbet içerisinde gurbet demiştik ama gurbete geçmeden hocam, Yusuf Bey'in bir sorusu var. Aslında benimki soru değil de Peygamber Efendimiz zamanında tebliğ yapılırken, ayetler inerken, nüzul olurken bildiğimiz vakalar var. İşte o zamanki inanmayanlar Allah Resulü'nü getirdiği mesaj sebebiyle deli yerine, aptal yerine, Mecnun yerine koymaya çalıştılar. Kadir abi de, Kadir Bey de bugün bizim insanımızın gerçekten de fikriyatından yararlanması gereken birisi. Ama geçmiş dönemde bu fikriyatından dolayı, sadece bu fikriyatından dolayı
tımarhaneye atıldı, aptal yerine, deli yerine konulmaya çalıştı ve bir şekilde de fikirleri, İslami fikirler iyideş edilmeye çalışıldı. Kadir Bey'in tımarhaneye sevki var ve orada yaşadığı bir sürü hadise var. Belki burada enteresan olabilecek şeyler anlatacaktır bize Kadir Bey. Ben bunları kendisinden hem kendi adıma hem de seyirciler adına duymayı arzu ederim. Evet. Beni bilir. Akıncılarda, Akıncılar Teşkilatı kurulduğu zaman Akıncılarda ve Milli Türk Talebe Birliği'nde ben gedikli bir hatiptim. Hatta bir hatip söz verir, toplanır millet, hasta olur, usta olur, bir şey olur, gelmez. Benim yerim de vilayet han, çok yakın, hemen koşar gelirler. Millete rezil olduk, falan hatip gelmedi. Ben hazır kuvvet gibi giderim, onlara 4 saat, 5 saat konuşurum. 1970 yılı Ocak ayında orada bir konferans verdim. Harf inkılabı mı hocam? Harf inkılabıyla ilgili olarak. Mesele oydu. Fakat onu da seçme 100-200 talebeye hususi yani agoraya, meydanda söylenemeyecek sözleri söyleyeceğim gençleri seçmişlerdi. O kadar çok insan geldi ki salona geçildi. Salon doldu tıklım tıklım. Böyle olunca ben de o harf inkılabın esbabı mucibesi olarak Yunan harbini anlattım. Milli mücadelenin gerçek yüzünü anlattım. Öyle iddia edildiği gibi Türk tarihinde en büyük harptir, budur budur, bunlar hep edebiyattır. Psikolojik değeri büyüktür. Bir hırsızla evinizin bahçesinde boğuşursanız o başka iştir, yatak odasında boğuşursanız başka iştir. Yoksa askeri bakımdan büyük bir iş değildir. 2,5 sene sürmüştür. 190 bin asker Yunan getirmiş Anadolu'ya. 190-200 bin biz çıkarmışız. Çanakkale'nin sadece cephede öleni 253 bin kişidir. Hastanede öleni 150 bin kişidir. 400 bin zayiatı vardır. Yunan Harbi'nin zayiatı 9163 kişidir. 30 bin de yaralısı vardır. Bunları anlattım. Askerliğini anlattım. Bundan bilahare bir dava mevzu oldu. İstanbul'da evvela bir arama yaptılar. Bunları anlatırsak çok uzun gider. Allah nasıl muhafaza ediyor. Onun çok müşahedeleri var hayatımda. Fakat beni bir gün tevkif ettiler, evden aldılar. Harbiye'ye getirdiler. Harbiye'den Selimiye'ye geldim. Selimiye'de İkametgah getirirsen seni serbest bırakacağız. Bir ara Selimiye'ye çağrılacaksın ve ifade vereceksin. Selimiye'ye çağrıldım. Kısa anlatayım. Selimiye'ye çağrıldım ve takipsizlik kararı aldım savcıdan. Yani dava mevzu açmaya lüzum görülmeyen bir dava. Sonradan Eskişehir'de dava mevzu haline getirilen konferans budur. Anayasa hükmüdür ki bir insan tabii hakimi önüne çıkar. Tabii hakim suçlunun ikametgahı hakimidir, suçu ika eylediği yer hakimidir. Ben İstanbul'da oturuyorum, konferansı da İstanbul'da verdim. Selayetli mahkeme İstanbul Örfü İdaresi'dir. Örfü İdare'den takipsizlik kararı aldım. Başka bir yerde bu davanın görülmesine imkan yoktur. Anayasa hükmü. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Isparta'da bir kısım insanlar bu bantı, konferansın bantını dinlerlerken bunlara dava açıldı. Bu dava 1402 sayılı Örf İdare Kanunu'na göre siyasi mahiyeti olan davaları sivil adliyeler en yakın Örf İdare makamına teklif eder. Buna sen bakarsın. Bunu Eskişehir'e teklif etmişler. Eskişehir demiş ki hayır bu anarşik bir mahiyeti yoktur. Zaten tarihte eski biz 3 ay örf idarenin ilanına tekadüm eden ilk 3 ay içinde işlenen suçlara bakıyoruz. Geriye iade etmiş. Sonra İrfan Özaydınlı Eskişehir'de örf idare kumandanı olan İrfan Özaydınlı ile İstanbul örf idare kumandanı Faik Türün arasında sen sadece solculara
dava açıyorsun, savcıları kayırıyorsun diye bir münakaşa cereyan etmiş. Faik türünde savcıların işlediği bir suç yok demiş. O da savcıların da işlediği bir suç olduğunu ispat etmek için Milli Türk Talebi Birliği'ne bir subay göndermiş. O orada inceleme yapmış. Konferansların listesini almış götürmüş. Bunlar demişler ki bu konferansın mantığı dava mevzu olmuş. Bize gelmiş ki bunu iade etmiş. Bunu geri isteyelim. Isparta'ya yazıyorlar bu davaya biz bakacağız diye. Şimdi beni İstanbul'dan isteyecekler de kanuni hakları yok bunu dava mevzu yapmaya. Çünkü bu şuna benziyor. Hürriyet gazetesinde suç işlenen bir yazı çıksa bunu okuyan bir adama dava açmak nevinden. Gibi olur. Dinleyen adama. Halbuki onu yazan adama takipsizlik kararı verilmiş. Yani konferansı veren adam takipsizlik almış hem selayetli makamında. Bir tezkere yazdılar buraya. Bir meselede ifadesi alınmasına lüzum görülen Kadir Mısıroğlu'nu göndermişsiniz gibi. Sanki ben şahitmişim gibi. Fakat buradaki örf idare makamları dedi ki bizim paşayla o kavga halinde biz işi takip edeceğiz. Bu herhalde sana bir kötülük düşünüyor fakat şu yazıya göre seni göndermemiz lazım. Polislerden birisi de bana serbest gidebilirsin dedikleri halde ben Bilecikliyim, anam babamı görürüm, ben de onun yanına katın da gideyim dedi. Halbuki polisi de içeri atmaya kalktı İrfan Özaydınlı. Niye? Biz geç vardık oraya, bir otelde yattık, öğlene doğru geldik teslim olmaya. Yani tevkif edildiğimi de bilmiyordum. Şimdi burada anlatsam o kadar zihniyet, yani bugünkü bu laiklik iddiacılarının laikliği bir din karşıtı tavır içinde benimseyenlerin halini gösteren zihniyeti aksettirecek o kadar vaka var ki ama atlıyorum onu. Orada beni tevkif ettiler. Fakat beni getirmeden evvel oraya birçok şahit celbettiler. Bu konferansı dinlemiş olan. Bu şahitlerin hepsini hapsetmişler. Suçları konferansı hepsini. Dinlemiş. Hüseyin Coşkun diye Adanalı Milli Türk Talebe Birliği'nde bir genç vardı. Onu 27 gün yatırmışlar. O savcının tanzim ettiği ifadeye imza koymamış. Bırakmışlar. Ama diğerleri kurtulmak için hapisten hepsi savcının evet ben oradaydım bu sözleri söyledi şunu da söyledi bunu da söyledi imzalamışlar. Banttan aktarma sözlere imza atmışlar. Bizi attılar içeriye. Hatta daha garibini söyleyeyim siz sormadınız ama işkence görüldüm gördün mü? O zaman ben oraya geldiğim zaman orada bir üsteğmen cezaevi müdürüydü. Meğer ben geldikten sonra o tayin edilmiş. Bu adam da solcu. Fakat birkaç ay sonra namaza başladı. Trafik kazasında kardeşi öldü. Ramazan geldi vesaire ve gece nöbeti olduğu zaman sobayı yaktır, beni çağırır. Sonra ben onun kafasını yıkadım. O Müslüman bir adam haline geldi. Zaten ailesi dindarmış. Harbiye de solcu yapılmış falan. Yani kafasını yıkadım derken sonuçta yani, fikir alışverişleri, yani düşünceler ortaya konuldu. Düzelttim yanlışlarını ama komünizmin öyle olmadığını, insan tabiatına zıt olduğunu, insan fıtratına uygun sistemin İslam olduğunu vesaire anlattım. Bu düzeldi. Ayrılırken ben 4,5 ay sonra tahliye edildim. Bana dedi ki tahliye esnasında, ben dedi sana bir şey itiraf edeyim. Sen buraya geldiğin zaman ben izindeydim dedi. İrfan Özaydınlı beni çağırdı. Dedi ki dedi azılı bir sağcı getirdin. Yobaz getirdin. Her gün ağzını burnunu kıracaksın. Bana telefonda rapor vereceksin. Ben dedi isyan etmek istedim. Bunu yapmam diyecektim. Çünkü benim bir arkadaşım Selimiye'de tevkif edilmişti. Ona işkence yapılıyor diye duyuyordum. Bunu tenkit ediyordum. Hatta İstanbul Örf İdare Kumandanı'na ağzım bozarak küfrediyordum. Şimdi bunu ben mi yapacağım ben diye. Yapamam. Belki o sözleri söylememiş olsam yapardım. Baktım ki paşa çok kararlı. Emredersiniz dedim. Her günde ona rapor verdim dedim. Böyle dövdüm böyle söyledim. Allah için gidiyorsun dedi. Bir şey yaptın mı sana dedi. Hayır dedi. Hayatımın en büyük bahtiyarlığı seni tanımaktır dedi. O şimdi albaylıktan emekli olmuş bir adam. Ha,
Bunu niye söylüyorum? Allah korudu o adam. Annesi bana bir akrabasını gönderdi o nöbetçi değilken. Gece kalkıyorum namazda ona dua ediyorum. Benim oğlumu düzeltmek için Allah onu oraya düşürdü dedi. Böyle de haber geldi bana anasından. Şimdi duruşmaya geldik 4,5 ay sonra. İrfan Özaydın'la Ağustos'ta Genelkurmay Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu gitti oradan. O gidince mahkeme biraz baskıdan kurtuldu. Çünkü ilk celsede sonra Adalet Bakanı olan İsmail Müftüoğlu benim avukatımdı. Usul itirazı yaptı. Dedi ki sizin bu davaya bakma selahiyetiniz yok. Mazlumun ikametgahı İstanbul, suçun ika yeri İstanbul. İstanbul'dan takipsizlik kararı aldık işte. Usul itirazı iptidai itirazdır. İlk celsede ileri sürdü. Fakat ceza mahkemeleri usulünde müzakere gizlidir. Çıkın dışarı çıktık. Girin içeri girdik. Reddolunmuştur. Kendileri karara bağlı. Duruşmadan sonra İsmail Müftüoğlu koridorda hakimi yakaladı. Ben dedi hukuk bilgimden şüphe ettim dedi. Bu kadar haklı bir itirazı neye istinaden reddettiniz? Hakim Cemil Arıcan ne dedi biliyor musunuz? Milletin içinde. Get işine get. Bize emir var, bu davaya bakacağız. Emirle davaya bakılıyor. Türkiye'de hukuk nasıl işliyor? Hala da çok değişmiş değildir. Dahası var. O hapsedilen şahitleri mahkeme ifadeye çağırdı. 4,5 ayın sonunda ben öyle tahliye edildim. Bunlar dediler ki bu ifadelerin hiçbiri bizim değil. Bunları savcı yazdı, bizi de hapsetti, aç bıraktı. Garnizonun bodrumuna attı. İmza et, kurtul. İkide bir çağırıyor. İmza ediyor musun? Eşşoğlu şey, git yat diyor, küfrediyor. Hakimler dediler ki siz hapis mi yattınız? Evet. Garnizonun defteri getirildi. Geldi ki hepsinin hapis yatmış. 10 gün, 20 gün, 30 gün hapis yatmışlar. Bu ifadelerle hiçbir alakamız yok. Biz o konferansta bulunmadık. Hiçbir bilgimiz yok. Ben dedim ki esasen konferanstan sayfalar dolusu nakil yapıyor. Şu kadar zaman sonra bunu aynen kelime kelime bir şahit nasıl söyleyebilir? Bantı çalın. Konferansın bantı da orada. Bantı çalın. En sonunda laleten bir yerde durdurun son cümleyi aynen söylesin ben bunların ifadesini kabul edeceğim. Söyleyemez. Mümkün değil. Hatta teypten naklettikleri için hatırımdadır. İnsan zübde-i kainattır diye başlıyor. Zühde-i kainat yazmışlar. Desem ki bu böyle değil böyle değil. Ha bak sen biliyorsun. Sen verdin bu konferansı diyecekler. Çünkü ben böyle bir konferans vermedim diyor. Bu şahitlere demek yalan söylüyorsun diyor. Evet yalan söyledik. Mecburu kurtulmak için hapiste. Garnizon kumandanını çağırdılar. Bir albay geldi. Sen bunları dövdün mü, sövdün mü soruyorlar ona. Ben diyorum ki bir insan kendi fiili hakkında şahit olmaz. Bunu nasıl şahit sıfatıyla dinliyorsun? Bu nasıl der ki ben bunları dövdüm, sövdüm? Garnizon defterinin kayıtlarıyla bu adamlar hapsedildi mi? Şahit hapsedilirse elbette yalan söyler. Onu hapseden suçludur. Hayır, o adamın ifadesi dinleniyor. Ben bu müdafaama karşı askeri savcı diyor ki Mazlum Kadir Mısıroğlu mahkemenin müsamahasından istifade ederek avukatlık yapmaya çalışıyor. Yahu hepimizin vazifesi hakikatin tebellür etmesini, ortaya çıkmasına hizmet etmektir. Benim söylediğim ses hukuki ise bunu dinlemeye mecbursunuz. Siz de hukuka tabiyseniz, yok değilseniz ona bir diyeceğim yok. Neyse, şahitleri hapsetti, beni serbest bıraktı. Çünkü hiçbir şahit yok, delil kifayesi. Fakat bir de baktı ki 1402 sayılı kanuna göre şahitlik, yalancı şahitlik örf idarenin bakacağı bir suç değil. Bunları sivile havale etti mecburen. Sivildeki hakim de zabıtlara baktı. Adamlar hapsedilmiş. Hapseden şahit elbette yalan söyler dedi. O da onları serbest bıraktı. 4,5 ay gayri mevkuf muhakeme oldu. Beni tahliye eden kararda o heyet 3 hakim. Biri hakim değil ya, kumandan namına oturuyor orada albay. 2 hakim, 1 albay, 3 kişi.
Ama kararda imzası var. Şahitlerin yalan söylediğini, aleyhimde şahit delil kalmadığından huzurdaki ifadelerini doğru, hapis tehdidi altındaki ifadelerini yalan kabul eder, beni tahliye ettiler. 4,5 ay gittik geldik. Karar celsesinde ne dediler biliyor musun? Huzurdaki ifade yalan, o hapis tehdidi altında verdikleri ifadeyi doğru kabul ederek beni 7 seneye mahkum ettiler. Hakim bana haber gönderdi. Bizim kararımız çürüktür. Biz ona beraat vermiştik ama örf idare İrfan Özaydınlı bizi gece telefona çağırdı. En ağır cezayı vereceksiniz dedi. Biz emekli edilmeyi göze alamadık. Biz dışarıda avukatlık yapamayız. Bizim hukuk bilgimiz üste hakaret, devlet malını tahrip bundan ibaret. Onun için temiz bunu bozar. Üzülmesin. Hakimin yanında Ahmet Albay şimdi İzmir'de avukattır. Onun amiri durumunda olarak beraber mahkemede bulunmuşlar. Onunla bize beraber gönderiyor. Gelen temiz safhasına bak kan nasıl çiğneniyor. Duruşmaya rahmetli Asım Mail Mail gidiyor. Kastik. Hakimin biri ayağa kalkıyor. Diyor ki beyefendi odama teşrif eder misiniz? Arkadaşların yanında. 5 hakim var diyor. Asım gidiyor diyor ki avukat bey diyor bu dosyayı benden başka bilen yoktur. Çünkü biz davaları taksim ederiz. Her hakim bir davayı alır inceler bir karara varır sonra duruşma gününden evvel arkadaşlarla istişare eder ne karar vereceklerini belli ederler. Bu dosyanın sizin dosyanızın rengini bile bunlar dün gördüler. Bu dosyayı ben inceledim. Ve mutlak bu karar sakattır, beraat vermemiz lazım diye. Onları ikna ettim, bizi hava kuvvetlerine çağırdılar. Ben gitmedim. Onlar geldi, değişti. Ya emekli olacağız ya bu davayı tasdik edeceğiz dediler. Ben bir muhalefet şerhi yazdım diyor. Fakat bekleyin, 30 Ağustos'ta burada, Temmuz'da çıkıyor karar. Değişiklik olacak. Ben mufassal bir muhalefet şerhi yazacağım. Onu kullanarak bir iade-i muhakeme talebinde bulunun bu düzelir. Pekala. O hakimin bekledik esbab mucibesini, esbab mucibeli itirazı 35 sayfa. Bu 35 sayfayı Sadi Kazancı vardı. Fahri Çöker'le ortak avukatlık yapıyordu. Fahri Çöker de reisi cumhur müşaviriydi. Kazancı'yı çağırdım, ona vekalet verdim. O esbab mucibeyi kullanarak iade-i muhakeme talebinde bulunduk. Ama iade-i muhakemeyi savcı kabul edecek ki dava daireye gitsin. Savcı reddetti, gerek yoktu. Biz yatıyoruz. Ben hapisteyken en küçük oğlum Selman doğdu. Selman'ı kırklandıktan sonra Eskişehir Sivil Cezaevinde gördüm. Hatta bir baba için ayrıca bir şeydir değil mi? Bak size burada bir başka vaka anlatayım. Ben 27 Mayıs'ta da Harbiye'de hücrede yattım. Harbiye'de hücrede yattığım zaman Eczacıbaşı'nın küçük kardeşi Vedat da orada hücre hapsinde yatıyordu. Sebep ne? Sebep bunlar etrafında mahiyetindeki birkaç adamla birlikte Beyoğlu'nda içiyorlar bir meyhanede. Onun bir muhasebecisi var. O da hücrede yatıyor. Onlardan dinlediğim vaka. Adnan senin şerefine diye kadeh kaldırıyorlar 27 Mayıs'ta. Adnan senin şerefine dediği muhasebeci Adnan. Ama o zaman Milli Birlik Komitesi'nde Şükran Yurdakuler diye bir binbaşı vardı. O da orada bir kadını affedersiniz asılıyor. Kadın da zengin diye bunların masasına gidiyor. Onun kim olduğunu bilmiyor. Sivil gelmiş oraya. Bunlar Adnan senin şerefine diye kadeh kaldırınca bunlar Adnan Menderes'in şerefine kadeh kaldırıyor diyor. Örf idareye ben Şükran Yurdakular Milli Birlik Komitesi azası gelin buraya geliyorlar adamlar teklif ediyorlar. Muhasebeci Adnanlere evet, değil mi? Evet işte. Bunlar durdağısı var. Bunlar içeride yatarken bu Vedat'ın bir evladı oluyor. Zengin ya askere para vermiş vesaire dışarıdan haber alıyor.
Çocuğu olduğunu duyunca bu uyku hapı alıyor. Bir kutu hapı birden içiyor. Ben o arada Balmumcu'ya naklettim. Balmumcu'dan tahliye oldum. Bir gün sabah gazeteyi aldım. Vedat'ın çocuğu olmuş, çok üzülmüş, uyku hapı almış, kurtarılamayarak ölmüş. Çişli'ye cenazesine gittim. Ama bu haberi okur okumaz dedim ki aptal, hapistesin ama bir evladın olmuş, sevin. Fakat bu benim başıma geldi. Ya. Benim davam tasdik edildikten sonra beni yalnız yatırdı şey, İrfan Özaydınlı. Tasdik edildikten sonra sivile gideceğiz. Dosya gelene kadar Ankara'dan beni nurcuların içine attı. Kalabalık yani bir insan görmek, hapiste bir merhaba demek büyük bir şanstır. O yalnızlık hücreden Allah'a sonra, kesinlikle. Ben onu 4,5 ay yaşadım. 4,5 ay. Bir çavuş geldi kapıya vurdu. Oğlun oldu dedi. Oğlun oldu. Benim nutkum tutuldu, o Vedat'ı kınadım ya. İdareye gel dedi, telgraf var. O nurcular da oğlun öldü anladılar. 16 kişi bir koğuştayız. Geliyorlar, abi başın sağ olsun diyorlar. Ya oğlum ölmedi, oğlum oldu diyemiyorum. Çenem açılmıyor. Vedat'ı kınadım. Benim başıma da geldi. Yani benim oğlum oluyor, ben hapisteyim, yanında değilim. Bunu yaşadım. Şimdi bu hadiseyi niye anlattın? Hapsin şartları böyle. Buradan sivile geldim. Sivilde 40 günlük olduktan sonra yanıma geldi. Şimdi doğum oldu. 350 kilometredir Eskişehir. Yakın gibi görünüyor. Gelip gitmek zor. Beni İstanbul'a versinler. Orada geçiciyim. Esas kalacağım yer. Fakat bir haber geldi. Bursa cezaevi. Biraz bakanlıktan bazı şeyler öğrendik ki beni Bursa cezaevinde öldürecekler. Evet, Sivil'de, Eskişehir'de buna teşebbüs ettiler. Birinci suikast odur. O bahsettiğim üst teğmen beni getirdi şeye. Mesai saatinden sonra adam bulamadılar cezaevine. Müdür gitmiş. Meğerse müdüre talimat var. Beni hücreye atacak. Orada yok edecekler. Müdür olmayınca bu üst teğmen de bana Kadir abi, Kadir abi deyince o garsonlar, şeyler, gardiyanlar, bu mühim bir adam, getiren subay buna hürmet ediyor. Nereye girmek istersin? Ben cezaevinizin şartlarını bilmiyorum. Neresi vardı? Neresi var? Dediler ki bir siyasi kısım var, bir de umumi kısım. Meğersem siyasi kısım 27 Mayıs'ta orada demokratlar yatırıldığı için adı siyasi kalmış. 32 tane idamlık suçlunun yattığı bir yermiş. E benim de suçum siyasi ya, siyasi suçlar var zanlıyla siyasi kısma dedim. Siyasi kısma düşmek beni kurtardı. Çünkü orada bir palavıyık, muttalipli, muttalip köyünden ne? Şimdi adını unuttum, kitapta var. Adam koğuş ağası. O hemen haber aldı. Sabahleyin müdür geldi, benim ismimi okudular. Dur gitme dedi, ben gideyim dedi. O adam da 6 sayfa ezberlemiş hafız, fakat kumarhane çalıştırıyor, sapıtmış. 9. cinayetten yatıyor. Her zaman adamlarından biri üzerine alıyor, kurtuluyor bak, Allah'ın korumasına bak. Onu da kayınbiraderi Nurcu ona haber gönderdi. Buraya böyle biri gelecek, ona sahip ol diye. O dedi ki dur dedi sen, gitti geldi. Dedi ki abi dedi seni dedi hücreye atmak istiyor. Ben onu tehdit ettim, bu cezaevini kana boyarım dedim. Benim yanımdan alamazsın onu. Sakın dedi çağırırlarsa bana haber vermeden gitme. Şimdi orada bunu yapamadılar ya, Bursa'ya tayin ediyorlar. Çünkü koruyucu çok koğuş ağasının himayesinden uzaklaştırarak yapacaklar. Biz de Bursa'ya gitmenin bu olduğunu öğrendik. Niyetin bu olduğunu öğrendik. Nasıl gidelim? Bir hastalık iddia etsem 4 tane teşkilatlı hastane var. Eskişehir'de kabili tedavi. Ancak akıl hastalığından Eskişehir dışına gitmek mümkün. En yakın yerde akıl hastalığı bir Erzincan'da var, bir Manisa'da var, bir İstanbul'da var. Eskişehir'de akıldan rahatsızsan seni İstanbul Bakırköy'e gönderirler.
Ayhan Songar rahmetli geldi. Bana anlattı. Şöyle şöyle dersin diye. Ben bir dilekçe verdim. Uyuyamıyorum. Şu bu falan. Beni cezaevlerindeki doktorlar hep istihbaratçıdır. Dilekçemi muameleye koymadı. Çünkü avukatım dolaştı. Beni lüzumu tedavi göstererek İstanbul'a sevk edecek doktorla görüştü. O adam diyor ki ben diyor adamınız hastaysa hastadır tedavi derim. Değilse bana ne hatır geçer ne rüşvet geçer. Adama da baskı yapıyorlar Eskişehir'den davamızdan olan adamla. Diyor ki 15 gün izin alayım. Ben olmayınca burada 3 tam teşkilatlı hastane var. Onların psikiyatristleri rüşvet de alır, hatır da geçer. Üçüyle de anlaştık. O da izin aldı. Fakat bizi sevk etmedi hastaneye. Ne zaman ki o vermem diyen, çünkü MİT arkasına dolaşıyor avukatın, ne olup bittiğini öğrenir. Ne zaman ki o vermem diyen adam vazifeye döndü, beni hastaneye gönderdiler. Şimdi hastanede de çok işler var da, doktor bana sordu. Ne oluyor dedi. Dedim ki ben uyuyamıyorum, korkuyorum. Niye korkuyorsun? Çünkü MİT beni öldürecek. Niye? Elimde öyle vesikalar var ki Türkiye'nin yakın tarihini alt üst dedi. Ne gibi dedi. Şimdi burada söylemeyeceğim. Ona Yunan Harbi ile ilgili bir cümle söyledim ki. Adam oturuyordu. Ayağa kalktı bir daha oturdu. Ayağa kalktı bir daha. Gözleri fal taşı. Ne diyorsun sen de? Dedim ki ben bunu ispat ederim. Ama biliyorum ki kapısında kuyruk var. Beni fazla dinlemez. Makinalı tüfek gibi Filistin hezimetinden başladım. Tak 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 Yunan Harbi'ne gelmeyi bırakmayacağını biliyorum. Ama nihai hükmü baştan söyledim. Kafası alt üst oldu. Hemen oraya paranoid reaksiyon. Az kalsın gülecek. Geldim Bakırköy'e. Ayhan Bey'e bir telefon edeyim dedim. Orada bir mubassır diyorlar o zaman, gözetleyici bir mubassır var. Onun odasına girdim. Vallahi adamın odasında duvarda hiç yer yok. Delilerden bir resim almış. Böyle karınca folunda, karıncalar nasıl üst üste bütün odası dolu. Bir şey, kuşak yazı da yazmış. Burası son durak, buradan sonra mezarlık. 450 hasta var, 300'ü anadan doğma. Ne giydirirlerse yırtıp atıyorlar. Kavga, dövüş, kıyamet. Ben Ayhan Songar'a telefon etmek mukabilinde elbiselerimin soyularak bir tiril don, bir tiril gömlek veriyorlar. Ondan kurtardım. Bazı himaye için yatanlar var. Baş tarafta düzgün yatakları. 450 hastaya 200 karyola ya var ya yok. Yerde yatıyorlar. Orası Sultan Reşat'ın hayvan bağladığı bir yer. 13 numaralı koğuş. İhtimal Sultan Reşat oraya o kadar hayvan bağlamamıştır. Doktor yüzü görmüyorlar. Sabahleyin bunları bahçeye diziyor, mubasır geliyor. Bir önlüğü var, gözleri var. Hastanın yüzüne bakıyor. Birer plastik tabakta birer kepçe çorba veriyorlar. Kaşığı da yok, çorbayı içecek. İçecek, kaşıkla intihar ederdi. Adam bakıyor bunun yüzüne, hatırlıyor bunun hastalığını, bir cebinden bir hap alıp, hap içmez çünkü hasta, deli, çorbasını atıyor. Öbürünün karşısına geçiyor, öbür cebinden bir hap alıyor. 450 hastayı bir hasta bakıcı ilaç veriyor, doktor hiç gördüğü yok. Ve cebinden rastgele seçtiği ilaçlarını. Rastgele değil, herhalde güya bilerek veriyor ama 450 hastanın hangisine hangi ilaç vereceğini 3-4 çeşit ilaç dağıtıyor. Bunun karıştırmamasına imkan var mı? Oraya gelen her gün 2-3 kişi ölüyor, bir yatak çarçafıyla alıp götürüyorlar. Hiç efale adiyeden. Normal bir iş. Neyse, geldim gösterilen yere, yerleştim. Bir çocuk, abi hoş geldin. Hukuk fakültesinden Kayserili bir çocuk. Abi hayrola niye geldin? Fakülteden tanıdığım. O da hastane değil mi hocam? Evet, tımarhane. O da tımarhane. Tımarhane değil, tamam. Tımarhane. Dedim ki, yani benim bir şeyim yok.
Cerrahpaşa Psikiyatri Kliniğine nakledeceğim. Geçici geldim buraya. Geçici geldim. Buralarda ne anlatacak işler var? Allah! Bu cemiyetin insana nasıl değer, İslam Allah'ın halifesi desin insan için yeryüzünde, Müslüman bir memlekette insana ne muamele yapılıyor? Hayvandan aşağı muamele yapılıyor. Bunları hep yaşadım, gördüm. Evet. Neyse, ben askeri cezaevinde yalnız yattığım için tesbihata alıştım. Allah 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 Allah. Mecnun gibi söylüyorsun. Orada da bir şeyim yok dedim. İyi dedi. Biraz sonra baktım gülüyor. Ne gülüyorsun dedim. Bir şeyim yok diyordu. Ne bu dedi, eğiliyorsun Allah Allah, doğruluyorsun Allah Allah. Yani deli miyim dedim. Akıllı adam dedi, böyle akşama kadar Allah Allah der mi dedi. Birden teveran etmek geldi içimden. Sonra bir hadis geldi, varid oldu zihnime ki Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Sana deli diyeceklere haddi kadar Allah'ı anın. Elhamdülillah dedim. Birinci deli sayılışım bu. Üç kere deli sayılım. Hocam arkadaşlarımıza süremizin bittiğini söylüyorlar. Üç kere söylüyorlar. De bana suikast yapıldı. Ondan sonra dergimi çıkardık. Dergiden davalar açıldı. 80 ihtilali olduğu zaman ben yurt dışına kaçtım. Niye kaçtım? Çünkü 78 senesinde Milli Selamet Partisi'nin kongresinde Korkut Özal Erbakan'a karşı ayrı bir genel daire kurulu listesi yaptı. O listeye beni de yazdı. Üç kişimiz kazandık o Erbakan'ın listesini delerek. Genel daire kurulunda idim 80 ihtilali olduğu zaman. 80 ihtilali olduğu zaman ben genel daire kurulundaydım ama benim sivilde 36 tane ağır cezalık davam vardı. Gaye birliği olan davalar birleştirilir. Gaye birliği olan davalar birleştirilir. Benim davalarımda sizin davanızla birleştirilecek diye iddia edildi. Ben dedim ki olmaz böyle şey. Sağa sola telefon ettik. İsmail Müftüoğlu ispat etti ki benim davalar Milli Selamet davasıyla birleşecek. Başımız ağracak. O zaman ne yapalım? Almanya. Biz teslim olmaya Ankara'ya gittik. Ankara'ya gittik. Verdiydik. Onlara zarar gelecek diye ben dışarıya çıktım. Ama Allah korudu beni ben. Çünkü sonra benim gibi milletvekili olmayıp da tevkif edilenler ne eziyetler gördüğünü duyunca Allah'tan bu oldu dedi. İstemeye istemeye biz gece saat 12'ye 5 kala İstanbul otobanına çıktık. Asfaltına çıktık. 12'de yasak vardı. Daha hareket yoktu. Yol boyu gidebiliyorsun, şehirlere giriş yasaktı. 10 gün İzmit'te bir yerde bekledim. Sahte bir pasaportla, ismim aynı, sahte bir pasaportla 25 Ekim 1980'de Eylül'de ihtilal olmuş değil mi? Ben Münih'e ulaştım. Sahte bir pasaport. Türkiye'den çıktıktan sonra benim Almanya'da dergimin bürosu vardı. Ona istinaden oturmam vardı. O pasaportu çıkardım. Salzburg'dan beni götüren adamı geriye çevirdim. Ailenizi getirdiniz Almanya'ya. Ailemi sonra bir seneye yakın, çünkü mektepte okuyor çocuk. Mektebin bitmesini bekledik. Ailemi Almanlar oturtmadılar. İngiltere'ye gittiniz. Mecburi İngiltere'ye gittik. Çocuk İngilizce öğrensin diye. 11 sene bir gurbet hayatı yaşadım. Ama tabii bu zorlu mücadeleler maddi sıkıntılı içerisinde geçen bir yaşam. Bak bir tek vaka anlatayım size. Bir gün ben İngiltere'de bir iş kuramadım. Almanya'daki küçük tezgahımın başına döndüm. Bir gün geldim, para göndermişim eve, gelmemiş. Bankada takılmış. Hanım dedim, ne durumdasınız? Vallahi para göndermedin dedi. Dedim ben gönderdim. Gelmedi. Bir haftadır patates yiyoruz dedi. Bir haftadır patates. Bunları söylemek belki doğru değil ama bir vaka söyleyeyim sana. Dedim ki bir kahve içebilir miyim? Bir pişirimlik var dedi. Yap onu bir içeyim dedim. Şöyle oturdum koltuğa. Kahve içerken dedim ki adına kurban olduğum Allah dedim. Ben dedim senin rızana muhalif bir iş yapmaktan bu gurbete düşmedim. Senin davan galip gelsin.
Onların düşmanları, onun düşmanları makhur olsun diye mücadele eden buraya düştüm. Sen dedim beni himayeye kadirsin ve beni muhtaç etmezsin namer dedi. Vallahi kahveyi içme. Bu şundan oldu. O kahve içme. Dedim ki 25 pound cebimde var. Pazar alışveriş yapabilir miyiz dedi hanım. Dedim ki yaparız. Çıktık. Tam böyle pazar alışveriş yapacağımız yerde 20 metre ileride bir lastik tamircisi var. Arabamızın tekeri patladı. İte ite oraya gittik. Baktım en ucuz. O zaman benim arabam Mercedes. Bir arabam vardı. İyi zamanımızdan kalma elimizde. Şu tekeri koy dedim. Çünkü 25 pound. Dedi ki senin araban Mercedes. Bu ona olmaz dedi. Dedim ki benim evde lastiğim var. Bu kadar param var diyemedim. Benim evde lastiğim var. Eve gidecek kadar tak dedim. Takar ki bir de VAT çıkardı. O hesapta yok. KDV. Yani KDV. VAT deyince onu veremiyorum. Selman'ın avucunda çocuk. Bozuk paralar var. Lan aç bakayım avcı açtı. Aldım 10 peni kaldı avucunda. VAT'yi de ödedim. Hanım eve dönerim. İşte o zaman dedim ne yapıyorsun? Kahve var mı? Bir pişir mi? İşte. Kahveyi içerken böyle konuştum kendime. Bankadan bir telefon geldi. Sana 10.000 dolar geldi. Belki bu parayı bekliyorsun. Bizim ihbarnamemiz geç gelir. Telefonla haber verelim. Atladık arabaya gittik. Atladık arabaya gittik. 200 pound para aldım. Ama bunu kim gönderdi? Bir adres bir telefon. Eve geldim telefon ettim. Dedim ki arkadaş ben seni tanımam. Bu parayı niye bana gönderdin? Merakla bekliyorum. Adam dedi ki ben dedi kapalı çarşıda kuyumcuyum. Şimdi İsviçre'de Zürih'te dükkan açtım. Türkiye'ye gitmiştim. O zaman harca para göndermek zor. Masar Gürgen Bayatlı sana 10.000 dolar gönderecekmiş. Bankayla gönderemediği için sana vereyim sen İsviçre'den göndermişsin. Dedim hesap numaramı nereden aldınız? Dedi ki büronuza telefon ederek aldık. Ben hesap numaramı büronda olduğunda bilmiyordum. Bak bir içimlik kahve kalmışken evde Allah 10.000 dolar gönderdi. Böyle her bıçak kemiğe dayandığı zaman hesapta olmayan bir zuhur oldu. Benim ihtiyarlığım davanın gençliğine denk geldi. Öyle bir manevi fethin arifesindeyiz. Bu ay Mayıs ayıdır. İstanbul fethinde arifesidir. Eğer vaktimiz bitiyorsa evet, hocam. O şiiri okuyayım. Çok güzel olur hocam. Ama bunu bir başkasıyla da bir benim gibi İstanbul'da oturmayan Türk olmayan birisiyle de yahut İstanbul'da oturmayan birisiyle de detayı dediğim. Japonya'daki camiyi yapan Hilmi Şenalp benim arkadaşım. Bu Aşkabat'ta da bir cami yaptı. Aşkabat'taki camiyi teftişe gittiği mühendis arkadaşlarıyla 16-17 yaşında eski tabirle Şab-ı Emret sakalı bitmemiş bir genç yolda önlerine çıktı. Dedi ki ağabeyler siz Türkiye'den mi gelmişsiniz? Evet dediler. Size bir şey sorabilirim mi dedi. Sor dediler. Dedi ki Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi? Örtüyorlar dedi. Bacaklarını örtürler mi? Örtüyorlar. Vallahi ağabeyler kusura bakman ama siz doğru söylemirsiniz dedi. Ben televizyon seyrederim dedi. Siz Ruslaşmışsınız dedi. Onlar batılılaşmak Ruslaşmak. Siz Ruslaşmışsınız dedi. Halinize bakırım. Sizden hiç ümit var olamıyorum dedi. Lakin bazen düşünürüm. Allah birine ruhsat fırsat verip de düşman işgaline de maruz kaldığınız halde mukaddes emanetleri elinizden aldırmadı. Oları sizde kodu. Peygamberin kılıcı sizde. Sancağı şerifi sizde. Şu sizde bu sizde. Demek siz bir gün bunlara layık olacaksınız ki bunları sizde bıraktı. Boynumu ekmiş sizin o liyakati kazanacağınız günü beklerim. O günün yakın olduğunu ben şiirle söyledim. İnşallah. Dinliyoruz hocam. İnşallah. Şimdi
Ben aslında büyük bir şairim. Böyle söylemeyi sevmem ama büyük bir şairim. Fakat mücadele, galebe mücadelede olduğu için benim şairliğim güme gitti. Ve de uydurma dil kullanmadığım için de telmihlerim de bizim kültürü bilen adamlarca anlaşılır. Mesela Es-sakitu anil hakkı şeytanül ahres diye bir hadis var. Hakkı söylemek mevkiinde kalıp da söylemeyen dilsiz şeytandır. Onun için burada da öyle anekdotlar var. Es-sakitu anil hak itabından korkarak, kılıcımı bileyip haktan nusrat dileyip, tekmil yurdu taradım, çıkar bir yol aradım. En büyük puta karşı besteleyip hak marşı oldum ona tercüman, lakin ahval ve zaman zehir kattı aşıma, bela yağdı başıma. Yalanlar şai olmuş, gerçekler zayi olmuş ve ikvaldeyken putlar çeşit çeşit mabutlar. Böyle olurdu elbet, melal dolu bir gurbet geldi çattı karşıma. Erdim kemal yaşıma, tırnaklarım kan, revan, vuruşkum hayli zaman, kelam ve kalem ile asrın silahı diye. Sonunda şafak söktü, küfrün sonu gözüktü, tedibi bitti hakkın, bir rol oynamaz halkın artık asla kusuru. Çatladı küfrün suru, zira erdi kemale, yüzü döndü zevale, yaklaştı işte visal, Ömer buna bir misal, yetişip ona himmet, azmettiği cinayet, ermeden nihayete, ulaştı hidayete. Eğer dilerse Allah, mekeru meker Allah, tecelli edip bir an, nura gark olur devran, işte böyle bir zaman, geliyor ki pek yaman. Ve kul ca'el hak yakın, başlamak üzere akın, maniler kalkacaktır, putlar yıkılacaktır, belki çoğu kucakta, oyunda, oyuncakta, yarınki süvariler, davranmada veliler, tecri sadık anıdır, hazırlık zamanıdır, geliyor devri sefa, beldemizin bu defa fethi tekbir iledir. Fethi tekbir iledir. Londra 1984. Hak geldi, zail batıl oldu. Zaten o batıl olmaya mahkumdur demektir. Allah onlara bir ruhsat verdi. Müslümanların da bir cezaya müstahak olmasından dolayıydı. Günahlarımıza kefaret teşkil edecek kadar Filistin'de, başka yerlerde zulme uğrayan Müslümanlar ümmet namına bedel ödüyorlar. O bedel dolmak üzeredir. Allah bir şeyi murad etti mi esbabı halk etmeye kadirdir. Hocam çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. O da yakındır. Bittiğini İnşallah. Haber veriyorlar. Ve önümüzde güzel günler vardır. Çok teşekkür ediyorum. Çok yorduk sizi. Estağfurullah. Kadir Mısıroğlu çok teşekkür ediyoruz. Hayatınızı bize açtınız. Bu düşüncelerinizi, görüşlerinizi tekrar bizimle paylaştığınız için. Ve Yusuf Cevahir Veli Kırsal sizlere de teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Yani açılışta da belirttim. Değil bir saat, günler yetmez. Ve ben hiç devreye girmemeye çalıştım ki bu kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirelim diye. Tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Hepinize, masamıza şeref çok verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Birikim'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın.